Hazır mıyız? Hazır mıyız? 3, 2, 1. Arkadaşlar merhaba, bir dakika şimdi kanalına hoş geldiniz. Bugün yine bayağı tartışmalı bir konuyla karşınızdayız. İş güzelliği bir tek organ mafyası mı önemser? Bunu biz söylemiyoruz. Birazdan zaten haberin detaylarını size söyleyeceğiz. Ondan sonra da kendi fikirlerimizi konuşmaya başlayacağız. Lütfen siz de kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Ve önümüzdeki bölümlerdeki konularla alakalı bizi besleyebilmek için önerilerinizi yorum olarak yazmayı ihmal etmeyin. Hadi bakalım şöyle bir haberimize girelim. Bugünkü konumuz hangi haberden besleniyor? Evet, Tur abi, ki Tur abiyi belki bilenler vardır. Daha önce birkaç kez Survivor şampiyonu olmuştu sanıyorum. Böyle bir çakma dambilizeryan pozu vermiş. Altına da şöyle bir açıklamada bulunmuş. Bu devirde iç güzelliği bir tek organ mafyası önemser. Bir erkek benim için iç güzellik daha önemli diyorsa o iç çamaşırınızın güzelliğidir. İnanmayın, erkeğinizi evde tutmak istiyorsanız dış görünüşünüze ve yatağınızdaki performansınıza önem verin demiş. Aksini iddia edenlere de bir bitmediniz be demiş. Bayağı da atarlanmış aksini iddia edenlere. Evet, yani bugünün konusu iç güzellik mi, dış güzellik mi veya Tur abinin söylediği şekilde iç güzelliği bir tek organ mafyası mı sever? Ya şimdi şöyle bir şey var. Şimdi ben dengeye çok önem veren bir insanım. Yani hayatımda her alanda dengeye çok önem veren bir insanım. O söylemlerde de dengeye çok önem veren bir insanım. Çok dengesiz bir söylem. Bu cümlenin içerisinde haklı olduğu taraflar var ama bazen öyle bir durum vardır ki hani jargonun haklı olduğun yerde seni haksız duruma düşürür. Çok dengesiz kurulmuş bir cümle. İçerisinde haklı olduğu yerleri cımbızla çekebiliriz. Onu söyleyebilirim. Ama üslup itibariyle benim bu cümleye katılmam, yani bu görüşe katılmam açıkçası çok mümkün değil. Yani mesela doğru söylediği şey ne? İşte diyor evlilik, şeydir, bir ilişkidir, cinsellik çok önemlidir diyor. Doğru. Ama burada kadınlara sesleniyor. Ben bunun tam tersini de söyleyebilirim. Yani bir kadın da şunu söyleyebilir. Benim için bir ilişkide işte kadınla evde tutmak istiyorsan erkeğin cinsel performansı da iyi olmalı. Şimdi bu iş oraya da çıkar. O da haksız sayılmaz. Ama dediğim gibi yani orada üslupta genel olarak bir problem var. Tam şimdi cümleyi de sen demin söyledin ama şey yapamadım şurada. Ben de şuradan bir bakayım. Erkeğinizi evde tutmak istiyorsanız dış görünüşünüze ve yatağınızdaki performansınıza önem verin. Bu çok cinsiyetçi bir söylem baktığın zaman. Şimdi o zaman kadın da evde tutmuş. Şimdi erkek de kendisine bakmak zorunda. Yani evin içerisinde tinerci gibi dolaşan bir erkek veya işte normal bir ilişki yaşıyorsa, aynı evde yaşamıyorsa bile dışarıya çıktığı zaman kendi hiç hijyenine dikkat etmeyen, dış görünüşüne dikkat etmeyen bir erkek bir kadının gözünde nasıl olabilir? Veya yatağa geldiği zaman tek atarım, arkamı dönerim, yatarım diyen bir erkek kadını çok mutlu ediyor mudur? Bu da buraya da çıkar. Yani aslında cümle çok yanlış bir cümle değil. Yani iki tarafında ilişki içerisinde dış görünüşüne ve tabii ki bir ilişki yaşıyorsa cinsel performansına tabii ki dikkat etmesi lazım. Bunlar çok önemli detaylar. Ama işte bunu şimdi şey kısmına getirdiğin zaman benim için iç güzellik daha önemli diyorsa o iç çamaşırınızın güzelliğidir. Şimdi buna ben çok katılmıyorum. Neden? Şimdi işi bu kadar materyalist bir tarafa kaydırdığın zaman şöyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Şimdi çok böyle birbirlerinin farklı tarafına dokunduğu için ilişkiler kuran insanlar var. Mesela neyi örnek vereyim? Etrafımızda çok görüyoruz. Engelli bir insanla beraber oluyor. Şimdi bu Tur abinin bu mantığına göre illaki böyle her şey dış görünüşten ibaretse o tarz ilişkilerin olmaması lazım. Öyle değil mi? Yani ama orada insanlar birbirlerinin farklı yerlerine temas ediyorlar. Farklı bir duygusal yakınlaşma oluyor ve bir şekilde o ilişkiye başlıyorlar veya senin eşin Allah korusun veya benim herhangi bir şekilde ilişkide olduğum birisi bir kaza geçiriyor. Değil mi? Veya amansız bir hastalığa yakalanıyor. Varsa geriye dönük gidecek misin? Olabilir mi böyle bir şey? Ya bu çok doğru bir söylem gibi gelmiyor bana. Evet, yani en başta ben şunu söyleyeyim. Genelde böyle laflar eden, böyle fotoğraflar paylaşıp böyle laflar edenler benim hayatımda gördüğüm istisnasız parayı sonradan bulmuş tipler oluyor. Bu bir gerçek. Tabii. Yani ben aileden zengin de pek çok arkadaşım var. Hiçbirinin bu tür bir laf edeceğini bugüne kadar görmedim. Ama böyle nerede parayı sonradan bulmuş o kroyum arap ama para bende kafasına girenlerin hepsinden böyle beylik laflar geliyor. Bu işte parayı görünce sağ sola oynayan ne adamın laf edeceği laflar bunlar. En başta şunu bir söylemek lazım. Yani bunu normal şartlarda bir insan söylemez. Ha tabii şöyle de bir şey var.
var. Şimdi iç güzellik mi dış güzellik mi muhabbetinde? Bunlar birbirinin alternatifi değil aslında. Değil, buna tabii da bir şey koymak lazım. Çünkü bence iç güzellik önemli abi. Yok yok, dış güzellik değil. Bunlar birbirinden farklı şeyler. Tabii. Yani hani dış güzelliği belki ambalaj olarak bakıyorsan, iç güzelliğine o bir ürünün lezzeti olarak bakmak gibi bir hani böyle benzetme yapılabilir. Ha, birinde tabii ki bir şey albenilidir, cazibelidir. Önce onu bir tercih sebebi olmak için dış güzellik yani önemli. Görüştüğün zaman ilk önce dışını görüyorsun. Ona göre bir, evet, karar veriyorsun. Ondan sonra iç güzelliğine yani. O yüzden bunların birbirini dengelemesi önemli. Bir de şöyle bir şey var. Dış güzellik görecelidir. Sen birini beğenirsin. Ben derim ki yok ya bu çok esmer, beğenmedim. İşte sen dersin kaşı ne güzel. Ben derim ki ne biçim kaşı, Recep dedik gibi. Burada farklılık olabilir. Ama iç güzellikte o kadar şey nesnel değil yani. Bir insanın huyu kötüyse, huyu pisse, sürekli ne bileyim işte kinci ise, kıskançlık yaparsa sürekli veya ne bileyim arka laf taşırsa veya böyle hani iç güzelliği etkileyebilecek böyle kötü huyları varsa diyelim. Hani o ayrı bir şey. O yüzden bence iç güzellik biraz daha nesnel bir şey yani. Herkesle net bir şey. Net, evet, bir şey. Yani. Ama dış güzellik öyle bir şey değil. Dış güzellik ama neye göre dış güzellik? Kime göre dış güzellik? Orada tabii ki göze hoş gelmek. Herkes karşı cinsten, hoşlandıkisinden göze hoş gelir. İnsan hoşlandıkça çirkin, yani insanın aslında sevdiğini gözüne daha güzel gelir. Bu da ayrı bir şey yani. O da işin farklı boyutu. Dış güzellik her ne kadar tabii ki önemli olsa da, ben birinde çok aşıksam, sevmeye başlamışsam onun kusurları bile, yani dış güzelliği bile güzel gelir insana. Böyle bir gerçek var. O yüzden bu kadar böyle materyalist olup dış güzellikle dış güzellik diye tutturmak tabii, birazcık anlamsız. Şunu tabii söyleyemem. Yani tamam, doğru, gereksiz demem. Şunu tabii ama şuraya da varamaz. Yani şurada biraz belki hak verebilirim. Şimdi o cinsel taraftan görmüş. Hmm. Zaten işte fotoğrafı da şeyler verir. Emre ile o gün verir. Yani fotoğrafta da bir Dan Bilzerian pozu var. Yani birden fazla kadınla şey falan. Eyvah. Devam, çay devam falan döküldü. Kadınları falan. Birden fazla kadın dedik. Adam çayı mayı döktü. Aklını şey yaptı. Bıraktı orada. Şimdi... Hay Allah. Ya şimdi şu doğru. Tabii ki cinsellik çok önemli. Ya şimdi şöyle bir şey var. Şimdi ben kızı arkadaşımla veya işte eşimle düzgün bir cinsel hayat yaşamadıktan sonra benim askerlik arkadaşımdan ne farkı kalır? Öyle değil mi? Ben şimdi askerlik arkadaşlarımla veya normal arkadaşlarımla, dostlarımla çok eğleniyorum. Sabaha kadar sohbet ediyorum, muhabbet ediyorum. Çok keyifli vakit geçiriyorum. E ne bileyim işte illa karşı cinsle bir şey konuşmam gerektiği zaman kadın arkadaşlarım var. Oturuyorum, onlarla konuşuyorum. E şimdi ama yani karşı cinsle bir birliktelik içerisindeysen tabii ki cinsel performans önemli. Ama bu sadece tek dinamik olamaz. Yani sadece cinselliğin olduğu, senin karşı tarafta hiçbir şey paylaşmadın, hiçbir şey konuşmadın, tamamıyla böyle materyalist şeyler üzerinden ilerlenen, tamamıyla böyle birbirlerinin olamadım fiziği üzerinden. Tamam, böyle bir şey vardı. Senin anlattığın gibi insanın amcaoğlundan iyisi var mıdır, işte beraber vakit geçiririz falan, öyle bir şey vardı. Öyle yani, o zaman ne anlamı kalıyor ki? Ne anlamı kalıyor? Ama bak bu hani biriyle cinsel uyum yaşamak, biriyle tamam, düzgün cinsel hayat olmak, onun iç güzelliğiyle de ilgili değil, dış güzelliğiyle de o kadar ilgili değil. Yok, aslında. Yok, şey için söylüyorum bunu. Başka bir cümlesi de var ya burada, şey diyor, erkeğinizi tutmak istiyorsanız dış görünüşünüze ve yatağınızdaki performansınıza önemli. Tabii herkes kendi dış görünüşüne dikkat etmeli. Erkek de, kadın da, o başka bir şey ama. Ya bunu bir kadının da söyleme hakkı var, onu söylüyorum yani. Bir kadın da bir erkekle alakalı bunu söyleyebilir. Söylemeli de, dış görünüşüne dikkat etmeli. İşte ne diyor, yatağınızdaki performansı tabii ki önemli. Ya da etmemeli değil mi? İki tarafta boham takılıyordur. Kendine uyumludur. Yani öyle çiftlerden ben nefret ediyorum. Ya öyle çift olmaz. Niye olmaz? Olmaz abi. İnsan boham içine çıkıyorsun. Bu o kadar bohemliğinde bir sınırı var. Kendi yani, hijyenine falan önem göstereceksin yani. Ya öyle hijyen değil, ayrı değil, bir şey olmakla birlikte belli bir bohemlikte böyle uyumlu çiftler abi, var. Şimdi şey, bohemin de bir tarzı var ama. Şimdi o tarzı sen bu bohemi tarz olarak benimsedin, ona bir şey demem. Ama sabah kalktım, üstüme ne geldiyse üzerime attım. Evet. Leş gibi kokuyorsun. Olabilir. Banyonu yapmamışsın. Koltuk altı kılını almamışsın. Tinerci gibi ortada geziyorsun. Böyle çift olmaz. O başka şimdi. Bir temizlik başka şimdi şey. Bohemliği bir tarz olarak benimsediysen okey, ona hiçbir şey söyleme. Hatta çok da seviyorum, arada ben de giyiniyorum öyle, çok da hoşuma gidiyor. Yani. Ama sen bohemliği kalkıp öyle müşkül peşelliği şey olarak öyle sen, olmasın. Bir rasta yaptıralım sana ya, gerçi o kadar saçım yok ama. Bohemler ya, rasta mı yaptırıyor ya? Rasta tam ne kafamda canlandıramadım şu an ama. Bohemli gibi gezersin ortada. Rasta şeydi mi, örüyorlar falan. Evet. Yok canım o kadar. Evet. Ama mesela o tarz bir şey işte, bu çok şey bir şey değil. Müşkül peşellik değil yani, oraya gidiyor, emek harcıyor, zaman harcıyor, onu yaptırıyor, ya, ediyor yapıyor falan. İşte bir emek... daha aylarca yıkamıyor işte onu. Nasıl aylarca yıkamıyor? Herhalde onu yıkamıyor hiçbir şekilde. Rastladığı saç yıkamıyor mu aylarca? Öyle saçma olur ya. Neyse. Onun üzerinde nereden nereye geldi? Tam da adamı nasıl görüyorsun? Günde 3 kere banyo yapan adama. Rastladığı saç falan gitmez bana, olmaz. Gider gider sana iyi yok, gider. Yok ben yaptırmam. Yani
yani biraz dengesiz bir söylem. Yani böyle her yere oturmuyor. Senin de söylediğin gibi yani böyle çok da hani böyle parayı vurduktan sonra yapılacak bir söylem. Normal bir söylem değil. Ha ben şuna da kesinlikle karşı bir insan değilim. Hiçbir zaman da olmadım. Olması gerektiğini de düşünüyorum böyle şeylerin. İnsanların hayatlarında belli süreçler var. Her süreç birbiri ardına devam etmez. Bazen bazı süreçler kesilir. Farklı bir sürece başlangıç yaparsın. Yani bir erkeğin bekarken veya bekarkenden kastım illa evlilik anlamında söylüyorum. Yani hayatında ciddi anlamda bir ilişki yokken hayatında çok fazla kadın olması güzel bir şeydir. Yani bu hani böyle çok böyle yadırganacak bilmem ne yapılacak bir şey değil. Tur abi şu an gördüğüm kadarıyla öyle bir süreçten geçiyor. Bir insan mutluysa tabii bu hayattaki yalnız kadınları... Yalnız şunu da hatırlatayım. Dambilizaryan bile evlendi. Evlendi de nasıl evlendi? Evlendikten sonraki halini de biliyoruz. Yok ben bilmiyorum. Takip etmiyor. Sen bilirsin. Çünkü orada şey diye de bir adam var. Kendi diye de bir adam var. O zaten evliydi. Ama evli olduğu ev içerisinde farklı kadınlar da vardı. Dambilizaryan'ın ben hani çok normal bir hayat yaşayacağını sanmıyorum. Onlar çok ekstrem örnekler ya. Dambilizaryan yani sanmıyorum çok normal bir hayat yaşayacağını. Ama sağlıklı bir erkeğin hayatında belli süreçler olur. Hayatında ciddi bir ilişki yokken çok fazla kadın olabilir. Olması da gerekir. Sağlıklı bir erkek bana göre böyledir. Ama hayatında bir ilişkiye başladığı zaman o süreci sonlandırır. Farklı bir süreç başlar. Bunlarda bir problem yok. Ama öbür taraftaki süreç içerisindeyken söylemlerine dikkat etmek lazım. Bağlayıcı oluyor çünkü. Yani böyle garip grup şeyler söylediğin zaman bunlar senin karşına çıkıyor önümüzdeki süreçte. O yüzden şu an anladığım kadarıyla böyle farklı bir süreç içerisine girmiş. Güzeldir. Devam edebilir. Güzeldir. Bence... Biz arada beni partiye çağırsa falan. Yok benim şeyim yok. Benim kendime yetiyor ama işte partisinde falan gözümüz yok. Ama o süreç içerisinde garip grup söylemlerde de bulunmamak lazım. Bu biraz haddini aşan bir söylem. Garip grup bir söylem. Dediğim gibi yani yeri geliyor insanlar engelli insanlarla beraber oluyorlar. Bana da çok böyle şey gelen bir şey bu. Olumlu gelen bir şey. Çünkü demek ki birbirlerinin başka yerlerine dokunuyorlar. Hayat sadece dış görünüşten ibaret. Çok önemli. Kabul ediyorum. Yani bir insan karşımıza geldiği zaman dünya meleği bir insan da benim karşıma getirsen burnu eğri, yüzü bilmem ne o bu falan filan çok ciddiye almam. Yani kaçacak delik ararım. O doğru söyleyeyim şimdi yalan söylemenin bir anlamı yok. Ama bir şey olur tanıyacak bir ortam çıkar. Çok iyi bir insan çıkar. Dostum olur. Arkadaşım. Bak şimdi. Sen Tur abiyle aynı çizgiye geldin. Ya aynı çizgi. Ben zaten şey demiyorum. Yani söylemde dengesizlik var. Onu söylemeye çalışıyorum. Ama yani şu da olmaz ki. İş güzelliği bir tek organ mafyası önemser. Ya kadınla evleneceksin, edeceksin, ciddi bir ilişkiye gireceksin. İşte bunun öyle bir amacı yok. Bunu onu demek istiyor zaten. Yok, öyle ben onu kabul etmem. Yani normal evleneceğin, ciddi ilişkiye gireceğin bir insanın iş güzelliği çok önemli yani. Başka türlüsü düşünülemez. Sadece böyle şeyle olacak yani o çok toksik bir ilişki olur. Şehvet olur o aşk olmaz ki. Ya zaten şehvet bunun, olur yani. Bu kafanın olayı o. Hani o. Zaten herhangi bir şekilde birinin iç güzelliğine bakmak demek oraya kadar bir ilişkinin yürümüş olması demek. Onun demek istediği öyle oraya kadar gitmeyecek o ilişki. Biz takılırız. Hayatım boyunca ben böyle takılırım kafası. Ya öyle hani nereye kadar takılır böyle diyenler genelde kaç yaşında diğer... bu? Bilmiyorum ki yaşını abi. 30 olsun. Kaç yaşında Tur abi? Yani. Bir tane de fotoğraf. Ben hiç Survivor falan izlemedim için merak ettim. Bakacağım Tur abinin yaşına da. Tur abi Amerika'da da benzer bir yarışma kazanmış. Böyle lastik mastik taşıyordu. Lastik mi taşıyor? Ha böyle güçlü kuvvetli bir arkadaş yani de. Abi küçükmüş ya 28 yaşında. Bu Mehdi Tur abi diyor geçen bu o değil ya. Dur bir dakika dur. Kim oğlum o? Mehdi Tur abi diye oyuncu. 87'li mi? Ha. Tur abi. Biz de yaşıt o zaman. Genç de. Değişir onun fikirleri. Değişir. Çünkü günün birinde evlenmen gerekiyor. Evleneceğin zaman sadece şehvetle evlenemez. Çok önemli kabul ediyorum. Tabii ki cinsel uyumun olmadığı bir kadınla zaten evlenemezsin. O olmazsa olmaz. Ama sadece cinsel uyumun var diye de evlenemezsin. İş güzellik lazım. Bu insanla sen ömrünü beraber geçireceksin. Çocuk yapacaksın. Çocuğuna annelik yapacak. Vallahi hiç böyle iç güzelliği iyi olmayan şey gibi bir insanı Frankenstein gibi ya bir kadınla biraz işte biraz da böyle daha şey atarlı ergen açıklaması gibi bir şey. Evet, hayatım evet. Boyunca ben evlenmeyeceğim. Hayat çocuk yapmayacağım. Ben böyle neydi dünya şeyime minare şeyim bir yerime. Tam o kafada yapılan açıklamalar. Genelde böyle şey. 3-5 atar gider yapanlar bir yerden sonra yani mani deyip ki diyor böyle alıyor söz tepsisini mepsisini gidiyor yani öyle oluyor bu hayatta böyle. Ben hayatımda evlenmeyen insan çok nadir tanıdım. Yok gibi bir şey neredeyse. Yani hiç böyle belli bir yaşın üzerine gelip böyle 60'a kadar evlenmeyen birisini gördüm mü? Benim etrafımda çok birdir, ikidir yani. Bu insanlar genelde evleniyor. Herkes de evlenirken kimse kusura bakmasın. Ben bu lafı hep söylerim. Kadınlar erkeklerde iyi bir gelecek. Erkekler kadınlarda iyi bir geçmiş arar. Bu hep böyledir. Bu hiç şaşmaz. Bu en muhafaza yani benim çevrem çok geniştir. En muhafazakar kitleden de çok yakın arkadaşlarım var. En bohem insanlardan da çok yakın arkadaşlarım var. Muhafazakarlar zaten bohem. En bohem insan
insanlar da bile bu şaşmıyor. Yani belli bir yerden sonra artık o nikah masasına oturmak istediğin zaman herkes de kafa yapısı 3 aşağı 5 yukarı aynı oluyor. Bu Tur abide de 3 aşağı 5 yukarı bu böyle olacaktır. Ama dediğim gibi bunlar süreç meselesi. Şu an farklı bir süreçten geçiyor. Bu süreçler güzeldir. Her erkeğin hayatında bol bol olması gerekir. Ama günün birinde çocuk sahibi olmak istiyorsun ve neticede evleniyorsun. O yüzden böyle geçmişinde seni bağlayacak cümleler kurmamakta, çok böyle köşeli cümleler kurmamakta fayda var. Evet, böyle bir dambilizler ya eksikliğini hissetmiş herhalde ülkemizde. O boşluğu da dur ben bir doldurayım ya, bakayım oluyor mu diye. Yani eksikliğini Tur abi dolduramaz. Öyle bir dünya yok. Evet. Öyle olmuyor işler bence yani. Dambilizler yan ona göre ama bir aurası var. Ama o da belli bir Tur abinin o yanından bile geçmedi alakası yok. Tazikli yani. Genç ülkemizin tazikli genç erkek nüfusunun gönüllerine şey oldu. Neden o sesi olmuş şekilde böyle olabilir. Bir tarz tutturmuş. Kendisine başarılar diliyoruz bu hayatta da diyelim o zaman. Dikkat çekici cümleler zaten amacı da anladığım kadarıyla çok böyle mantıklı konuşmaktan ziyade bir şekilde dikkat çekmeye çalışmak. Peki bugün neyi konuştuk? Ne dedik? İç güzelliği bir tek organ mafyası mı önemser diye böyle abuk subuk bir konu içerisinde biz de dahil olduk rüzgarla beraber. Siz de lütfen yorumlarınızı yazın. Belki farklı düşünüyorsunuzdur. Siz iç güzelliği hakikaten bir tek organ mafyası mı önemser? İşte bu şey, çocuğun da adını unutuyorum. Turabi. Turabi. Bu Turabi haklı mı? Haksız mı? Lütfen siz de yorumlarda fikirlerinizi belirtin. Ve tabii ki hala kanalımıza abone olmayanlar var. Yani istatistiklerden görüyoruz. Bizim de canımızı sıkıyor, üzülüyor. Lütfen hatta %80'lik bir kitle videoyu izliyor ama ne yapıyor? Abone olmadan çıkıyor gidiyor. Bunlar da hoş şeyler değil. Videoları beğeniyorsanız lütfen kanalımıza da tabii ki abone olun. Diğer videolarda görüşmek üzere efendim. Biz tabii ki Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram hesabımız bir dakika şimdi official. Çünkü bir dakika şimdi almışlardı. Sonunda böyle official falan yazdık. O yüzden yani böyle resmi hesap gibi oldu. Oradan bizi takip etmeyi unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.